Şimdi Filistin de oraya başkenti ilan etsin. Efendim İsrail de başkenti ilan etsin. Ama şehir merkezinden çıksınlar yani o tarihi şeyin oraya çünkü mahvolur öyle bir şeyde. Yani Kudüs diye bir şey kalmaz. Bütün diplomatik misyon oraya gelirse bütün dünyanın ülkelerinden orada adım atacak yer kalmaz. Bir acayip bir şey olur. Ama 30 kilometre dışına taşısınlar. Onlar orada başkent yapsın, onlar orada başkent yapsın. Bir mahsur yok ki. 30 kilometre dışında. Yani şehrin dokusunun bozulmaması çok önemli. Yoksa ne yaparsa yapsınlar, bir mahsuru yok. İstedikleri gibi kullansınlar. Kimsenin bir şey diyeceği olmaz. Ama Filistin başkent olarak orayı ilan etsin. İsrail de ilan edebilir. Zaten etmiş. 30 kilometre dışında olduğunda şehir gıcır gıcır durur. Bütün güzelliğiyle. Ya Musa bilir kendilerine ait bölge var Kudüs'te. İşte oraya başkent ilan ediyorsa etsin. Ama bütün diplomatik misyonu 30 kilometre öteye alsın. 30 kere söyleyecek halim yok. Filistin'de başkent ilan etsin kendi bulunduğu bölgeyi. Kendi bulunduğu bölge çok normal bu. O da 30 kilometre dışına şehrin. Diplomatik misyon orada toplansın. Bu kadar basit. Şöyle bir açıklama gerekiyor. İsrail hükümeti açıklama yapsın. Biz Kudüs şehrinde bir ilhak veya bir harita değişikliği düşünmüyoruz. Ve böyle bir iddiamız yok. Resmi açıklama yapsınlar. Çünkü iddia o. Yani diyorlar ki arkadaşım buna bunu söylediğine göre bir ilhak var bunun arkasından. Desin ki İsrail hükümeti resmi açıklama yapsın. Bizim bir ilhak iddiamız yok. Yani mevcut haritayı değiştirecek bir hamle yapmayacağız. Böyle bir şey yok, böyle bir niyetimiz de yok. Biz bu durumdan memnunuz. Böyle bir açıklama yaparsa sokakların hareketlenmesi diye bir konu olmaz. Şimdi bunu tabii bir tehdit olarak algılamak da yersiz. Çünkü tehdit zaten var. Var tehdit de başlamış zaten. Yani mevcut tehdidi makul bir açıklamayla ortadan kaldırmak lazım. Yani hani yapmazsanız böyle olur diye bir şey yok. Olmuş zaten. Bu tehdit olmaktan çıkmış, eyleme dönüşmüş zaten. Ayrıca tehditlik bir konu da yok yani. Tehlikeye haber vermek tehdit değildir. Değil mi? Yani mesela çığ tehlikesi var. Söylüyorsun. Ya bir ayaklanmak mesela darbe tehlikesi var söylüyorsun. Bu tehdit mi olur bu? Bu bir gerçek yani. Çözümü Amerika'nın da garanti vermesi. Amerika diyecek ki Kudüs'te herhangi bir harita değişimine asla müsaade etmeyiz, kabul etmeyiz. Trump açıklama yapsın. İsrail hükümeti de açıklama yapsın. Desin ki bizim hiçbir şekilde mevcut haritayı değiştirmeye niyetimiz yok. Yani Kudüs'te bir ilhak politikamız yoktur. Bitti. Bütün gerekçe kalkar. Bunu söylemen lazım. Doğu Kudüs, Filistin, Batı Kudüs, İsrail'in başkenti olsun. Tarihi binalara dokunmayalım. Şehrin dışına taşınsın diplomatik misyon. Bitti. Bu kadar. Garanti verilsin harita değiştirilmeyeceğine dair. Mesele bu. Kısa bir yazı yazalım da bunu yayınlayalım. Bu meyanda. Çünkü yanlış anlaşılmalar da olabiliyor. Yani hani bunu yapmazsanız böyle olur. Ya zaten olmuş yani o gördüğüm şey olmuş. Doğu Kudüs zaten Filistin'in kontrolünde. Başkent hemen ilan etsinler. Türkiye'de tanısın. Batı Kudüs de zaten İsrail'in kontrolünde. Orada açıklasın desin biz buraya başkent ilan ettik. Zaten ilan ettiler. Evet orayı tanısınlar. Ama şart şu. Şehir merkezinde hiçbir yapılanmaya müsaade edilmeyecek. Zaten orada her yer bina dolmuş kardeşim ama mevcut binaları da yıkmak lazım.
Mevcut yapılan yeni bina, onlar hepsi, ya ne kadar ayıp ya. Şehri ne hale getirmişler? Şuraya bak ya, Kudüs'le bunun ne alakası var bu şehrin? O arkadaki binaların tamamının yıkılması lazım. Yani onların en az %90'ın yıkılması gerekiyor. Çok ayıp ya. Mevcut binalar bu tarz, eski binalar böyledir. Kudüs budur. Böyle yağlı boyayla duvar boyamalama, böyle zevksiz hareketler, bunlar da çok çirkin. Yani dini konulara, dini ayetleri, ibadetleri tenzih ediyorum. Yani yağlı boyayla önüne gelen boyuyor. Mekke'de, Medine'de de öyle, dağları, taşları. Bu resmi, bak daha hala da bina yapmaya kalkıyorlar, görüyor musun arkalara doğru? Yani şehre bakıldığında bunun görülmemesi lazım. Çok uzaklarda. Ne yapıyorsanız yapın orada. Kudüs'te hem Filistinliler sahip olarak, resmi sahip olarak Birleşmiş Milletler kayıtlarında görülüyor. Aynı şekilde İsrail'de sahip olarak görünüyor. Doğu Kudüs ve Batı Kudüs olarak Kudüs'ü istedikleri gibi değerlendirebilirler. Müslümanlar da, Museviler, Hristiyanlar da o şehirde istedikleri gibi yaşayabilirler. Ama başkent merkezini, tarihi binaların olduğu ana merkezde tutmak doğru olmaz. Başkenti mutlaka, başkente ait binaları, her türlü tesisi 30 kilometre kadar Kudüs'ün dışına taşımak lazım. Filistin için de bu geçerli, İsrail için de geçerli. Filistin'de başkent binasını 30 kilometre ötede tutsun. Aynı şekilde İsrail 30 kilometre ötede tutsun. Kudüs sınırlar içinde olmuş oluyor zaten. Sözde yerine gelmiş oluyor. Dolayısıyla aksini yapmak doğru olmaz. Bir de İsrail devleti Kudüs'ü ilhak etmeyeceğine dair bir açıklama yaparsa yani bayağı rahatlatıcı olur. Yani böyle bir şey düşünmüyoruz. Böyle bir şey hiçbir zaman içinde düşünmedik. Böyle bir amacımız yoktur. Biz Arap kardeşlerimizle birlikte burada yaşıyoruz. Bize ayrılan bölge bizim için yeterlidir diyebilirler. Bu şekilde olsun. Amerika'da garanti versin yani toprak bütünlüğü için. Yeni ilhakların olmasına karşı olması yönünde bir açıklamayı da Amerika yaparsa garantör olarak çok iyi olur.